Senin o ince belli teyzenle uğraşmamı istemiyorsan videoya like at ve beğen. Bir de yorum at. Aradığınız içerik bulunamadı. Japon bilim insanların hazırladığı bilinçaltınızı okuyan Koko. Kokolo. Böyle bir sayfa Okuyan yok. Kokolo. Mami. Bu Mami'nin videosu. Hangisi ya? O ne diyor, test atmışsın galiba. Yok. Yo. Dur. Orijinalini attım. Şeyin. Buldum attım. Arslan 5'te Linki. gönderdi, çok iyi ya, şunu lütfen izle. Alo, orası mı çocuğu? Lan! Deli! Evin başımıza yıktın deli! Lan! Amına koyayım, deli! Döşeyim mi abi? Kimle konuşuyor la? Amına koyayım lan seni. Şuna git tere bakalım, ha? Şuna git tere bakalım, şuna git tere bakalım şu an. Senin kafanı sikerim. Lan! Doğru konuş lan! Karpuz gibi kafamı yardın. Neyin var senin, anlat, enişten anlat ya. Benim fiyat doblo ödüyorum, kalmasın değil mi? Lan! Çağrı Bey, dünkü PUBG troll kurgu muydu acaba, iyi yayınlar. Yok abi, kurgu değildi. Kurgu olduğumu söylüyorum, kurgu değildi. Normal girdik. Tamam hadi, Emre Aydın'dan bir pazar kahvaltısını kaça söylersin, söyle fiyatı söyle abi. Ya ya 10 TL göndermiş. Ya kanka kusura bakma, 10 liraya 2 tane simit anca söylerim sana. Onu da Hülya Avşar'dan söylerim yani, öyle söyleyeyim sana. Ananı sikeyim, ne güzel Twitter'lık bir cümle kurdum ya. Sen Emre Aydın diyorsun yani, anladın mı? O link gelmemiş Ezra'cığım. Onu bir daha gönder. Şeyden o kokoloji gönder. Linkini attım. Buldum. Neymiş o kokoloji? Bilmiyorum da. Ne demek onu da bilmiyorum. Japon bilim insanlarının hazırladığı bilinçaltınızı okuyan kokoloji testi. Çıkalım. İş görüşmesi için 43 katlı bir plazanın en tepesine çıkmak zorundasın. Tamam. Plaza hakkında ne düşünürsün? Lan tek seçenek var. Nasıl ne düşünecek? 43 katlıymış. Yani ne düşüneyim ki plaza hakkında? Devam et. Plaza hakkında düşünen babanın hakkında düşüneni yansıtıyor. Yani ne diyeyim ki, babam hakkında var mı diyormuş. Devam et de. Devam et. İş görüşmen iyi geçti ve kabul edildin. Kabul edildiğin iş hakkındaki düşüncen nedir? Ya derim ki yani 43 katlı bir plazada, bu da annem çıkar şimdi, bu ailemden biri çıkar dedi, bir şey de diyemiyorum. Bu kendin çıkacak bence. Yani hep devam et diyor seçenek. Kabul ettiğim iş hakkında şunu düşünüyorum. Lan bu Kamiller amına koyayım kendini ne zannediyor lan? Tabii ki kabul edecekler. At serseri. Senin kendi hakkındaki düşüncelerini yansıtıyor. Hayda. İş hakkındaki düşüncelerin. Ne düşündün? Sallamadım. İş hakkında ne ben düşündün? Ben hiçbir şey algılayamadım. Yanlış ki. Yanlış bir şey düşünmedim ki yani. Devam ettim. Büyük bir akvaryuma gittin. İki köpek balığına verilen çiğ etleri yediklerini gördün. İzler misin, ne düşünürsün? İzlemeyeceksem akvaryuma niye gittim amına koyayım o zaman? Kendimle çelişirim. O zaman ne yaparım? Köpek balıklarına et veriyorlar. Afiyet olsun. Yesinler diye beklerim ya. Hatta balıkları kapıştırsınlar. Onu hayır ya, yiyorlar da sen onlar yerken izliyorsun. O an ne düşünüyorsun? O an ne düşünürüm? Afiyet olsun, ne dedin buna? Hayvana abi bak mı dersin? Çok sert düşünme şimdi, cinsel hayatına düşüneceğim falan diyecek şimdi ya. Niye cinsel şey hayatım çıkabilir. Sert çıksa kötü mü olur mu Ami? Yani derim ki pezevenkler yüzdükleri yerden bedava et diyorlar derim herhalde. Düşündüklerin sen porno izlerken verdiğin tepkiyi yansıtır. doğru mu? Oturdukları yerden bedava sevişiyorlar falan. Bir psikologsun ve muayenehanedesin. Hastalarına terapi nasıl bir odada yaparsın?
Biz psikoloğum ve muayenehanedeyim. Hastalar arama terapiyi nasıl bir odada yaparım? Ferah bir odada yaparım yani. Böyle ferah. Rahatça böyle kendisini rahat hissedebileceği, güvenilir renkleri araştırırım, tamam mı? Güvenilir renklerin içerisinde falan böyle. Kendisini rahat hissettirmek için yaparım. Altadan da böyle, arkadan da böyle küçük bir hafif de bir müzik veririm hafiften böyle. Hayrettin, o da şu an olmak istediğin yer. Ah lan. Kulak yedi misin çok abi? Çalıştın ve yoruldun. İş yerinden çıkmak üzeresin ve tanıdık biri odana geldi. Çıkamıyorsun. Kim olabilir bu? Karaman. Çok çalıştın ve yoruldun. İş yerinden çıkmak üzeresin ve tanıdık biri odana geldi. Çıkamıyorsun. Kim olabilir bu? Karaman diyor ya. Abi DC'den çıkamıyorsun. Karaman'la sürekli aynı odadasın. Sabaha kadar. Yani kim olabilir bu? Bir arkadaşım falan geldiyse, böyle ailemden birisi falan geldiyse, hani o taraflarda işi vardı, gelmişken sana da uğrayayım dediyse çıkamam, evet doğru. Düşündüğün kişi sana hayatta rahatsızlık veren, huzurunu kaçıran biri. Karaman. İlk düşündüğümüz doğruymuş. Mahallenizde kimsenin girmediği eski ahşap bir binanın altında gizli bir geçide giden merdivenler gördün ve indin. Kaç basamak indin? Abi çok bir... söyle abi çok söyle. He, öyle bir basamak indiysem bayağı inmek isterim yani, böyle 60-70 basamak inmek isterim. Aynen öyle. Ne kadar çok basamak indiysen geçmişinde yaşadıkların seni o kadar etkilemiştir. Yara bırakmıştır. Ama iyi denedik. Devam et. Bir erik bahçesine izinsiz girdin, ağaca tırmandın, kaç erik yersin? Bir dal bir şey herhalde Şahar. Yemem, cebimi doldurur giderim. Kütür kütür mü? Erik kaç erik yerim? Ama tuz yok ki ya. Vallahi abi 3-4 tane yerim ya. Birkaç tane yiyenler sevgililerine sadık insanlar. Fazla yiyenler aldatma potansiyeli yüksek insanlar. İbo yemedi abi, cebine İbo, doldurdu. İbo aldı kaçtı. İbo yemedi. Sonraki soru düşünerek cevap verme. E tamam, ben de birkaç tane yerim dedim ya. Bahçenin sahibi seni gördü ve sana bağırmaya başladı. Kendini savunmak için ne dersin? Sevgilimi çok seviyorum. Göz hakkı. Aşkım. Göz hakkı öyle. Dedim ki, ne güzel büyütmüşsünüz, beslemişsiniz ya. Çok lezzetli duruyordu. Vallahi yedim ama çekirdeklerini istiyorsan bir daha gömeyim. Bu sözler sevgiliniz sizi başkasıyla yakaladığında söyleyeceğiniz sözlerdir. Ne göz hakkı mı diyecek anlamadım. Ama aşkım görmüyorsun, memeleri ne kadar büyütmüş. Oğlum bu ne kadar saçma bir test ya. Neyse onu bunu böyle şey, eklerin tadı nasıldı? Daha olmamıştı, sevmedi, fena değildi, çok güzeldi. Keşke yanında tuz da olsaydı. O kedi ne ya? İlişkin bir ömür boyu sürebilir. Yok. Ben bunu hazırlayan Japon bilim adamlarının hepsinin amına koyayım o zaman. Burada. Kukoloji böyle bir şey değil ya. Bende kukolojinin kitabı var. Daha uzun sorular soruyor. Bende de kukolojiyi ben de iyi bilirim. Onun kitabını yazdık biz de. Aç o sapan iş. Belki biz de bir Japon bilim adamı değildik ama. Sen bu Saito ve Tadohi Kanago yazmış. Kim yazmış? Onunla gelişmiş. Saito Tadahiko Nagao mu yazmış? Siktir git Pokemon oyna. Orospu'nun evladı bunlarla uğraşacak. Biraz ırkçı bir şakaydı bu. Git Pokemon avla amına koyayım. Sen ne yapıyorsun ya, böyle salak salak teşhisler yapıyorsun. İnanıyorlar diyor bunda. Benim şakamı çalma. Allah belamı versin, görmedim şakanı. Ben de video attım ama ban yemeyiz diye. Karantili yerden attım. Abi yayında değilken sen aboneliğimi kutladın. 9. ayımı kutlar mısın? Simyagon 9. ayın kutlu olsun. Simyagon. İlkantrof 71. 701. 100 bit göndermiş. Bu video seni yaşlı hissettiriyor mu? Bugün... Hey sen! Videonun burasına kadar gelmişsin. Bravo. Hey sen! Videonun bu kısmına kadar geldiysen... Like at, yorum yaz ve videoyu beğen. Yaranıyorlarım.